Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İhniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşede kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. çek marka bu şekilde mor çiçekleri olan, bir irice bir çiçekleri olan arkadaşlar. Çok seviyorum böyle çiçeği. Daha bir zarif, daha bir hoş gelir. Genelde de alırsam çiçeğimin deseni bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sevdiğim bir yazma desenini sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Ve burada da arkadaşlar size tarif edeceğim modelim var bu şekilde. Gördüğünüz gibi Yusufçuk kuşlarına benzetelim bu çiçeğin yaprağını arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu iki çiçeğimizin ara mesafesindeki Tomurcuklu trabzan sayımız 12 tane Gördüğünüz gibi iki zincir çekerek 2-2 iki iki alarak küçük bir trabzan yaparak başlıyoruz Şimdi arkadaşlar 10 tanesini Sayalım 4-6-8-10 evet 10 tanesini Hazırlamışım arkadaşlar Ve bir defa doluyorum Buradaki trabzanımın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Ve üzerine 4 zincir çektim. 4 zincirimi trabzanımın arasına girdim arkadaşlar. Buraya bir tomurcuklu trabzan yaptım. Yine aynı şekilde bir defa doluyorum. Tığ battımın içine girip 2 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. Tekrar buraya 4 zincirimi çektim. Bu şekilde tomurcuğumu yaptım. Evet arkadaşlar. Tığ battılarımızı da ikişer zincir çekerek yaptık. Bir defa doluyorum. 13. Trabzanımı da boş olarak yapıyorum arkadaşlar. Buraya 16 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 8 9 10 11 12 14 15 ve 16. Evet arkadaşlar 16 tane zincirimizi çektik. Ters tarafına döndük. Yemenimizin ters tarafındayız. Modelimizin ters tarafındayız. Bu divinden sayıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6. arkadaşlar zincirimizin içine bu şekilde girip Sık iğne ile tutturdum buraya. Burada 10 zincirli bir yuvam oluştu arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Döndüm düz yüzüne. Bir defa doluyorum. Ve yuvaya girip 2 2 alarak trabzan yaptım. Buraya yaprak yapacağız arkadaşlar. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 3 tane trabzan yaptıktan sonra 2 defa doluyoruz. Ve yine aynı şekilde yuvaya girip 2 2 2. 3 seferde daldığım bir tırabzan. Tekrar 2 defa doluyorum. 1 2 2 2. 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buradan 4 tomurcuğumun içine girip sık iğne ile arkadaşlar yaprağımı buraya tutturdum bu şekilde ve tekrar iki zincir çekiyorum bu şekilde oldu arkadaşlar ilmeğinizi bırakıp dördüncü de bu şekilde alıp da yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar ben böyle alıştığım için böyle rahat yapabiliyorum siz istediğiniz şekilde tığınızı bırakıp da sık iğnenizi tomurcuğa yapabilirsiniz de bu şekilde iki zincirimi de arkadaşlar çekip tekrar trabzanıma sık iğne ile tutturdum. Hem de buraya bir tomurcuk yapmış olduk. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum yaprağıma. 2 3 4 ve 5 5. sık iğnemi trabzanıma yaptım. 6. sık iğnemi de bu şekilde arkadaşlar Yuva da kapattım. 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 ve 6. Kapattım yuvada. Buraya bir tane yuva yaptık. Bu şekilde buraya 6 zincirli 3 tane yuva yapacağız arkadaşlar. 6 zincirimi çektim. Kapattım buraya. Ve tekrar 6 zincir. Kapattım yuvada. Bu şekilde. 3 tane 6 zincirli yuvamız oldu. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 tane trabzan. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 4 tane trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 1, 2, 2 2 olarak aldım. Bu yaprağın aynısını buraya da yapıyorum arkadaşlar. Ve 4 zincir 4 zincirimi son yaptığım trabzanın arasına girip kapattım. Tomurcuk yaptım. Yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 6. yuvada kapattım. Bu şekilde ikinci yaprağımı da hazırladım arkadaşlar. Ve bu zincirimin içine de 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Trabzanım da arkadaşlar seviyesine inmek için bir tane de trabzanımın içine sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar Yusufçuk kuşu gibi yaprağımız hazır bir defa doluyorum tığ battıma girip 2 2 olarak aldım buraya bir trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir kapattım buraya arkadaşlar bir defa doladım 2 2 olarak aldım tekrar 4 zincir yine arkadaşlar bu tomurcuklu trabzanları 12 tane yapıyoruz 12 tane dolunca 16 zincirle yaprağımızın yapım işlemine geçiyoruz bu şekilde yaprağımızı yapıp bitiriyoruz tekrar arkadaşlar 2 2 alarak bir trabzan yaptım ve 4 zincir kapattım buraya bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir trabzanıma bu bunu tomurcuk olarak kapattım bir defa doluyorum sıradaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum tekrar 4 zincir kapattım trabzanımda bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım. ve arkadaşlar burada benim örnek amaçlı olduğu için 6 tane yaptım. Siz bunu 12'ye tamamlayacaksınız arkadaşlar. 12'ye tamamladıktan sonra bu yaprağın kurulumunu yapacağız. Tekrar arkadaşlar bu çiçeğimin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bu altı zencirli yuvalar yapmıştık. Bu 6 zencirli yuvamızın içine sık ile giriyoruz bu şekilde. İpimizi yuvamıza monte etmiş olduk. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa doluyorum tığımın başını ve yuvaya girip 2 2 2 olarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Tekrar 2 defa doluyorum, yuvaya girdim. 2 2 2 3 oldu. Yuvaya girdim. 2 2 2 4 oldu arkadaşlar. Tekrar 5 6 7 7 tane yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde 3 zincir tekrar çekiyorum. Bu 3 zincirimi 8. trabzan olarak yuvamda kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeğimizin yaprağının bir hazır. Hemen tekrar bu altı zincirli yuvaya geçiş yaptım arkadaşlar. Ve buraya da aynı şekilde 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 2. 3 oldu arkadaşlar. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 4, 5, 6, tekrar iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 7 oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir, 8 zincir trabzan olarak aynı yuvada arkadaşlar 7 tane yaptığım trabzanın yanına kapatıyorum. Tekrar 3. ve sonuncu yuvama geçtim. Bu 6 zincirli yuvanın sonuncusuna geçtim. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doluyorum arkadaşlar. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Bu iki trabzanımı 7'ye tamamlıyorum. 2 defa dolayıp 2, 2, 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 2 4 oldu. 5 6 Yine 7 oldu arkadaşlar. 7'ye doldurdum tırabzan adımı. 3 zincir çekiyorum ve yuvada 3 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi kopardım arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğim hazır. Bunu arkadaşlar altı doldurabilirsiniz ama özelliği bu trabzan sayısının biraz çok olması. O yüzden 8'e kadar çoğaltıyorum. Bu şekilde arkadan ilmek alıp ipimi Kuparıyorum. Bu şekilde sık iğne ile yaktım. Bu taraftaki iğneyi trabzanın altından da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaktım uçlarını. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi küçük kuşuna da çok benzettim arkadaşlar. Modelimizin yapılışı. Çok zarif ve şık bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.